Gidelim Taksim'den bir izleyelim bakalım ne yapmışlar. Adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü denilen Taksim'deki o manzarada ne anlatılıyor bilmiyorum. Böyle devam ediyor. Şeyin sonuna kadar. Neredeyse ezanın sonuna kadar böyle tabii devam ediyor. Farklı açılardan farklı görüntüler var. Birçok görüntüler var. Onun hiçbir tanesine girmiyoruz. Evet evet. Küçük gruplar halinde dans edenler, zıplayanlar, ıslıklayanlar falan filan böyle protesto edenler var. Onları da göstermiyoruz. Çünkü çok farklı açılardan bu en fazla sosyal medyada dönen, en çok görünen, gazetelerin sitelerinde görünen manzara buydu. Doğru. Ama detayları da var. Yani fotoğraflar tabii ki hep o detaylardan çekilmiş fotoğraflar. İçeride protestocular, içeride tabii akılları sıra dalga geçmeye çalışanlar var. İşte, Tayyip kaç kadınlar geliyor falan var, tabii şeyleri var. Onları da biraz daha çarpacağız. Ezan sırasında yapılan protestör alkışlamaları da tek tek görüntüleri var. Tabii ki orada insanlar var. Kalabalıklar olduğu için. Aynen. Katılmayanlar da var. Mehmet Bekeroğlu demiş ki Taksim'de olanları kimse saptırmasın. Polis kadınların yürüyüşüne gaz ve plastik mermilerle müdahale edince kadınlar da protestoya başladı. Hiçbir müdahale var mı? Yok, var mıydı yani? Gazlı plastik mermilerle müdahale edince yazıklar mi? Yazıklar olsun. Bekeroğlu mu söylemiş onu? Bekeroğlu. Yazıklar olsun. O sırada ezan okunmaya başlamış. Ezanın protesto edildiği yalan. Nerede orada protesto? Nerede orada gazmaz gördük mü biz? Yani neyse onu söyleyeceğiz, konuşacağız. İhsan Eli Açık. Madem ezandan rahatsız olup ıslık çalıyorlar, 110 bin camide her gün 5 vakitte bunu neden yapmıyorlar demiş. Vallahi bunların hiçbir tanesi senin kadar zeki değil. Saçma salak bir şey duymadım hayatımda. Bu ne ya? Olayın yürüyüşün yasaklanmasına yönelik olduğunu, bunun ezana sadece denk geldiğini bilirler ama seçim ortamı malzeme lazım. İlk mitingde dille dolar demiş. Seçim ortamında malzeme verme o zaman öyle bile olsa. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, yaşasın kadın dayanışması demiş şu görüntü. Kim var? Dörtlü pencerede Canan Kaftancıoğlu var. Ondan sonra birkaç tane daha isim var ama esas isim Sera Kadıgil. Yani hani bu şöyle mi göstereyim? Şöyle mi göstereyim? Şöyle. Şu. Peki. Oradan şuna geleyim o zaman. Şöyle geleyim. Ben ayarlayayım şeyleri. Al sana. Sol taraftaki ekranında size göre sol taraftaki gözlüklü. Ya. Kadın Sera Kadıgil. Kim olduğunu söyleyeceğim. Yani yakını şu. Şöyle geleyim. Devam edin. Yakını da bu. Sera Kadıgil. Bunlar. Ve onun bir şeyini de hatırlatalım buradan. Bunlar ezana o kadar şeyler ki, saygılılar ki, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin ne olur artık ondan sonra demiş. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah demiş Sera Kadıgil. O Taksim'de ezanın ıslıklandığı gece orada olan eski CHP milletvekili Fatih Meclisi o kadın ki bu kadın aynı zamanda biliyorsunuz kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ döken mi üstlerine ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı kesem diyen bir CHP'li kendisi. Evet, evet, bu. Bir haber daha okuyacağım sonra Hikmet bunun üzerine konuşalım. Ahmet Hakan'a gelelim lütfen. Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısında Ahmet Hakan değil mi? Ha. Gerçi bunu aldılar bilmiyorum emin değilim ama bariz ve net bir ezan protestosu oldu mu diye sormuş. Olmadı canım. Yürüyüş yapanlar ezan okunmadan önce ne yapıyorlarsa ezan okunmaya başlayınca da aynısını yapmaya devam ediyorlar gibi. Yani ezana yönelik özel bir protestoları yok gibi. Şöyle söyleyeyim ezan üzerine ıslık gelmiyor ıslığın üzerine ezan geliyor diyormuş demiş. Çekimleri yukarıdan yapılan videolarda sanki ezan sesi bütün yürüyüşler tarafından kolaylıkla işitiliyormuş gibi algılanıyor. Oysa yürüyüşçülerin büyük çoğunluğu kendi çıkardıkları uğultudan ezanın sesini fark edemiyorlar bile. Yani videolar bu açıdan aldatıcı olabilir. Benim görebildiğim kadarıyla öyle çok net, bariz, çok tartışmasız bir ezan protestosu, ezan ıslıklanması söz konusu değil diyor. Vesaire vesaire. Sağ devam ediyor. Pankartlara gelmiş. Ama
Sana da yazıklar olsun hepinize. Şunu da ekleyeyim. Onunla da bu meseleyi en azından sana paslayacak şey yapalım. Böyle bile...